Merhabalar. Merhaba abla. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ ol, teşekkür ederim. İyiyiz, sizleri gördük, daha iyi olduk. Çok sağ olun. Öncelikle bu lezzet durağında bizleri misafir ettiğiniz için ben ekibimiz adına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun, şeref verdiniz. Ne demek yani, biz geleneklerimiz de var bizim. Misafir edilir yani. Evet evet, çok sağ olun. Evet. Biz güzel lezzetlerden bahsetmeden önce Cumhur Usta'yı tanımak istiyoruz öncelikle bir. Evet. Cumhur Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Sektörle tanışmam, ben Kahramanmaraş doğumlu. Cumhur Turaş, Cumhurpınar Mahallesi'ne ikamet eden, aile büyüklerimiz de burada, babamız. Biz 85 yıllarında kasaplığa başladık. Kasaplıkla bu işe iştigal ettik. Altyapımızda kasaplık var. Bu sektörde de et kalitesi çok önemli. Dikkat etmeniz gereken en güzel şey et kalitesi. Etin kalitesini bildiğiniz zaman başarı elde edebilirsiniz. Yoksa birilerine bağımlı kalırsanız hayatta hiçbir başarı elde etme şansınız yok yani. Biz kasaplıktan başladık. Evet. Kasaplıktan işte kebapçılıktan böyle bir klasik yer. İşte bir sinemasalarımız bizim eski, hem bir kültürümüze özgü. Farklı bir konsept var ya. Biraz anlatalım, evet. Buyurun. Farklı bir konsept. Biz tabii bu tarz evlerde büyüdük. Eski evlerimiz bizim toprak damdı, ahşaptı, topraktı, duvarlar, tabanı çardaktı. Bunlardan esinlendik. Bu sinemasalar yaptık işte. Bir 40-50 tane sinemasamız var. Sinemasalar yaptık. Bizim Maraş'ın sofrasını burada yansıtmanın hesabını yaptık. Hep yabancıya karşıda. Bir anlatalım sofrayı. Yani işte ayran tasımız, ezme salatamız, ciğer kavurmamız. Bu da Maraş'ın eski kültürü yani, evet. Ciğer kavurması, çiğ köftesi. Onun dışında bakır bardaklarımız, su bardaklarımız. Evet, her şey orijinal burada bir kere. Evet. Bakır, hep bakırdı yani. Evlerde sofralarımız bakırdı. Evet. O zaman bu kadar hastalık da yoktu. Zannedersem baharı tergeledikten sonra insanlar... Hastalıklar da çoğalmaya başladı. Evet. Ya. Bu yemekten bahsedelim. Bu nedir? Biraz anlatabilir miyiz? Bu yemek... Bizim Kahramanmaraş kültürü, kasap kültürü. Eli Böğründe dediğimiz. Bundan 50 sene önce Kahramanmaraş'ta çiftçilik revaçtayken... Şu anda sanayi var. Çiftçilik, sanayi yokken o zaman... Bir çırçır fabrikası, bir fabrika, bir de çeltik fabrikaları vardı. Biber değirmenleri vardı. Yani o dönemler, çiftçilerin revaçta olduğu dönem, işte cuma günleri insanlar tatilde, yazıya gitmezdi. O günü atayım Ahmet Ağa, Mehmet Ağa, her neyse 300-500 dönüm ara hesabı insanlar. İşte sahasını, ayrıkçısını, şoförünü vesaire bir 5-10 kişi toplar. Kasabın yanına varır, bize der bir tepsi Ali Böğründe yap. Bir tepsi Ali Böğründe yapar, işte oturur orada, onlara ikram eder, yedirir. Ondan sonra da Cumhuriyet lokantasından bir şey baklava getirir, işçiler yer o baklavayı da. Ondan sonra gider, herkes o günün istirahatine bağır, devrüksünde sabahın nereden işine gider. Yani kökü yüzyıllara dayanan bir yemek kültürü bu. Çok geçmiş o. Evet. Kökü yüzyıllara dayalı bir yemek kültürü. Tabii daha farklı lezzetler de var burada, ızgaralar var, kanatlar, onlar da var. Tabii yani biz mesela bir de... İnsanlara şunu öneriyoruz, atıyorum 4 kişi geldiyse 1 kilo karışık ızgara. Bu nedir? Pirzola, kuşbaşı, et köfte, kaburga. Kaburga deriz, Maraş taraklı der bunu Antepliler falan, Maraş taraklı. Kaburga. Bunlardan evet. Karışık yapıyoruz, ortaya kişi başı 250 gram olacak şekilde ama yanında da yine bu salataları falan biz veriyoruz, lahmacun veriyoruz. Evet. Bunları da veriyoruz, böyle doyuruyor tıka basa. Bu içme suyumuz da bizim Yavşan Yaylamızdan geliyor. Yavşan Yaylamızdan. Evet. En meşhur bir yaylamız var, Yavşan Yaylamız. Gerçekten su içtiğimizi anladık. Biz de röportajdan önce tatma fırsatımız çok oldu. Çok lezzetli bir su, güzel bir su. Maraş'ın en kaliteli suyu diyebilirim. Su yani. İçiyorsunuz yani. Tabii, su içiyoruz. Buz gibi bir de tabii. Su. İnsanlar da alıştı ona. Güzel bir lezzet. Yani burada insanların mutlu göndermenin, memnun göndermenin hesabını aslında yapıyorum. İnsanlar buraya geldiği zaman çocukluğunu yaşıyor. Bir gidiyor, geçmişe gidiyor yani. Aynen, çok geçmişe aynen. Gidiyor. Hedeflere ulaşabildiniz mi Cumhur Bey? İstediğiniz yerde misiniz şu an için? Hedefe ulaşabildim mi? Yani o başladığım güne göre ulaştım Allah'a şükür ama bugün buradayken tabii hedefimize ulaşabildik mi? Hedefimize biz ulaştık. Dizayn olarak da Cenab-ı Allah her şeyi nasip etti, yaptık ama dediğim gibi yani biraz da işte insan sirkülasyonu olması gerekiyor. Yani evet. Şehrimize insan sirkülasyonu olması gerekiyor. Tabii hedef hiç bitmeyecek. Tabii ama. Yani biz de bu ülkeye hizmet edelim. Yani hedef bitmesin, büyüsün, genişlesin, bir 20-30-50 insan daha çalıştıralım. Evet, ne kadar güzel ama istihdam sağlayabilmek. İstihdam sağlayalım ülkemize. Ben ne yapacağım yani? Dünya benim olsa ne yapacağım? Yediğim nedir işte bir lokma bir ya şey. Ya da böyle yap. Bir yere oturuyoruz. Ne yapacağım? Yani para geçerse işte yer alırım, yer yaptırırım.
çiftlik kurarım. Bes çiftlik kurarım. Kendi etimi üretirim. Orada birkaç insan istihdam ederim. Süt çiftlik kurarım. Kendi yoğurdumu üretirim. Yani yeter ki imkan olsun. Ne evet. yapacağız yani? Ülkemiz evet. faydalanır yani. Kesinlikle belki Bayraktar'a teslim olur. Oğlunuz Turgut'a belki olabilir. İnşallah. Zamanla tabii. Bir tek oğlum var. Ben ona da diyorum zaten. Allah yani başlasın. Oğlum işte biz buraya kadar getirdik bunu. Hakikaten çok zorluklarla, ekonomik zorluklarla boğuşarak geldik yani biz buralara. Evet. Ama biz burada Kahramanmaraş'ın tarihini yansıtıyoruz yani. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Biz herkesi bu aile yerine buradan tamam. davet edelim. Bir çay içmeye, bir kahve içmeye, bir tanışmaya davet edelim en azından. Tabii, Kahramanmaraş'a yolu düşen bütün kardeşlerimizi turaca uğramasını biz misafir edelim. Orayı evet. burada kültürümüzü görmesini tavsiye ediyoruz. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Cumhur Bey. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, saygılar, sağ olun.